Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım logaritma çalışma sorularındayız. Bugün 31 Ekim değil çok özür diliyorum. 2 Kasım. Kusura bakmayın arkadaşlar. 2 Kasım'dayız ve sabah saat 11 logaritma çalışma sorularını çözeceğiz. Tüketeceğiz. Senin için de yararlı olmasını ümit ediyorum. Vaktini çalmayacağım. İlk soruyla başlayacağız. Fakat... E kanala abone olmayı tercih edebilirsin tabii ki. Sana bırakıyoruz ama abone olursan beni mutlu edersin. Hele ki bir de abone olduktan sonra videoyu beğenebilirsen inanılmaz derecede mutlu olacağız sevgili, sevgili arkadaşlarım. E, lafı daha fazla uzatmayayım. İlk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ne diyor? Bir bakalım. Logaritma 3 tabanında kök içerisinde 1 bölü kök 7 çarpı. Logaritma 49 tabanında küp kök 3 bu çarpımın sonucu sorulmuş bize. Şimdi şöyle diyebiliriz. Bakın burada logaritma 3'ü seviyoruz. O bir tam sayı. O dursun. 1 bölü 7'nin 1 bölü 2. kuvvetidir değil mi? Kök içerisindeki o ifade buna eşittir. Ve ben bunu şu şekilde yazabilirim. 7 üzeri eksi 1 bölü 2 biçiminde yazabilirim. O halde sevgili gençler 7 üzeri eksi 1 bölü 2 diyebiliriz biz buraya çarpı burada da logaritma 7'nin karesi tabanında küp kök 3 de sevgili gençler 3. dereceden kök içerisinde 3 demek 3 üzeri 1 bölü 3 demek yani buradaki küp kök bu anlama geliyor o halde bunu da öyle yazalım 3 üzeri 1 bölü 3 yazalım şimdi hangi kuralı biliyoruz şunu başa olduğu gibi atabiliriz 1 bölü 3'ü başa olduğu gibi atabiliriz ama buradaki 2'yi ters döndürüp atmamız gerekiyor o halde eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 7 çarpı 1 bölü 3 çarpı bu 2'yi ters çevirip atıyorduk. 1 bölü 2 dedim çarpı logaritma 7 tabanında 3 dedik sevgili gençler. Daha sonrasında sadece şu sarıyla işaretlediğim yerlere odaklanalım size zahmet. Bakınız tabanda 3 var, içeride 3 var, içeride 7 var, tabanda 3 var. O zaman bu logaritmalı ifadelerin de bir anlamı kalmadı. Geriye sadece eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'miz kaldı. Buna göre işlemin sonucu eksi 1 bölü 12 olacaktır diyebiliriz. Cevabımız buydu sevgili arkadaşlarım. Devam edelim ikinci soruyla. Bize diyor ki bakın. E üzeri ln 3 ile e üzeri ln 2'nin toplamının karesi ln x bölü 2 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi biz neyi biliyoruz? Bir sayının üzerinde logaritmik bir ifade varsa bu şekilde ne yapabiliyoruz? Buradaki b ile buradaki sayıyı yer değiştirebiliyoruz. O halde sevgili gençler e bir sayıydı biliyorsunuz. Euler sabiti 2,71'di yaklaşık olarak. Ben burada e ile 3'ün yerini değiştirirsem 3 üzeri elen e yazabilirim. Artı 2 ile de e'nin yerini değiştirin. 2 üzeri elen e yazalım. Daha sonrasında bunun karesi mevcut. Ve bu da elen x bölü 2'nin ta kendisiymiş. Şimdi elen e nedir bu? 1'dir değil mi? Buradaki elen e de 1'dir. O halde 3 üzeri 1, 3 yapar. Şu kısım 3 ve 2 üzeri 1 de 2 yapar. 3 ile 2'nin toplamı 5'tir. Ve 5'in karesi de 25'tir. O halde 25 eşittir dediğim ln x bölü 2 ise bu 2 burada bölüm durumunda 25'in yanına çarpım olarak geçecektir ve 2 kere 25'ten 50 yapar. ln x neymiş arkadaşlar? 50'ymiş. Şimdi bunun tabanının e olduğunu biliyorum. e üzeri 50 eşittir x diyebiliriz. O halde x eşittir e üzeri 50 dedik sevgili gençler ve bizden de zaten x istenmişti Demek ki cevabımız e üzeri 50 olacakmış dedik e sonuçta bir sayı ben bazılarınızı anlıyorum işin içine e girince elen girince biraz böyle beyinlerimiz sapıtabiliyor ama bunu yapmayalım sevgili gençler e sonuçta bir sayı nasıl olsa trigonometride mesela biliyorsun 3 pi bölü 2 gibi bir sonuç buluyorsun buna kafan takılmıyor da. Burada e üzeri 50 bulunca da mı kafam takılıyor buna? Beynin karışıyor. Alışacaksın. E bir sayı. Aynı pi gibi bir sayı. Tamam. Üçüncü sorumuz. Logaritma 2 tabanında. içeride. Logaritma 3 tabanında. x eksi 1 eşittir. ln eksi ln log. Pardon. Logon. ln log ne? Bak. ln neydi? 1. Logon neydi? O da 1. Birden 1'i çıkar. Burası komple gitti ve 0'mış. Bakınız. Logaritma tabanında açtım parantezi logaritma 3 tabanında hop x eksi 1 kapat ve kapat eşittir sıfırmış. Şimdi logaritma 2 tabanında bir şey sıfırsa içerisini biliyorsunuz ki 1'di. Yani şu kısım 1'miş. Neden? Çünkü 2 üzeri 0 1 yapar. O yüzden o halde sevgili gençler içerisi yani logaritma 3 tabanında x eksi 1 1'e eşit olmak zorunda. Ve böylelikle 3 üzeri 1 de burada içeriye eşit olacak yani x eksi 1 eşittir 3 üzeri 1 yani 3 o halde x kaçtır arkadaşlarım 4'tür diyeceğiz bize de zaten ikisi sormuştu cevap budur dördüncü sorumuz tanımlı olduğu aralıkta bu fonksiyonun tersini bulunuz demiş ee, yazılıya hazırlanan arkadaşlarım var varsa da aramızda bu videoyu izleyen mutlaka ama mutlaka sınavda bu tarz bir soru karşınıza çıkar ve size muhteşem bir çözüm ee, önerisi yapan SML hocayı dinlediğiniz için sınavda da sorudan artık kaç puansa tam puan 10 puan olur genelde. 10 soru 10 puan olur hepsi de 100 puan üzerinden. Şimdi e, beni izlediğiniz için de şanslı olacaksınız diye tahmin ediyorum. Bakınız bu tarz bir ifadede fonksiyonun tersi bulunurken şunu yapıyorsunuz. Önce x'e uygulanan adımları tek tek yazıyorsunuz. 1 x'ten ne yapılmış arkadaşlar bakın burada 1 çıkarılmış o zaman ben diyorum ki 1 çıkar diyorum. 2 2 tabanında üs alınmış. 2 tabanında üs alınmış. alınmış. Daha sonrasında 3. işlem olarak 3 eklenmiş. Bakın, 2 tabanında üs alındıktan sonra bir de 3 eklenmiş. 3 ekle diyorum. Ve 4. işlem olarak da karesi alınmış. Karesini al diyorum. Karesini al. Şimdi bunları niye yazdık? Ee, önümüzde bir liste olsun ki karıştırmayalım. Sonuçta alışverişe giderken bile e, 100 liralık bir alışveriş yaparken bile bir liste hazırlıyorsak bunun için liste tabii ki hazırlanmalı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Terse doğru gidiyoruz ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapıyoruz. Anti işlem, ters işlemlerini yapıyoruz. Mesela bir sayının karesini almanın tersi kare kökünü almaktır. Biz x'lere bunları uygulayacağız. Bakın karesini almak yerine tersten başladım kare kökünü alıyorum. 3 eklemek yerine 3 çıkarıyorum. 2 tabanında üs almak yerine bunun 2 tabanında logaritmasını alıyorum. Ve 1 çıkarmak yerine 1 ekliyorum. İşte size f'in tersinde x fonksiyonu elde edilmiş olur bu şekilde. F'in tersi x fonksiyonu budur. Devam ediyorum 5. sorumla. 5. soruda bu eşitsizliğin çözüm aralığını Bulmamız istenmiş bizden. Bulalım. Bakınız sevgili gençler. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 1 diyorum. Büyüktür. Burada 3 var. Ben bu 3'ü logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 8 olarak yazabilirim. Sebep? Çünkü 1 bölü 8, 1 bölü 2'nin 3. kuvvetidir de bu yüzden. Pekala. Şimdi dikkatli olalım. Burası taban. 1 bölü 2. Ve bu taban 1 bölü 2 olan taban 0 ile 1 aralığında olduğundan bu fonksiyonlar sevgili arkadaşlarım azalan fonksiyonlardır. Ve bundan kaynaklı içi ve içi x artı 1 ile 1 bölü 8 nasıl kıyaslanmalı? x artı 1 1 bölü 8'den küçüktür denmeli. Yani buradaki işaretin yönünü değiştiriyorsunuz. Bu sıfırla bir arasındaki bir taban için geçerli. Eğer tabanımız birden büyük olmuş olsaydı yani burada logaritma a tabanında x için a birden büyük olmuş olsaydı buradaki işaret neyse biz buraya da o işareti koyacaktık. Fakat taban sıfırla bir aralığında olduğu için fonksiyon azalandır dedik ve işaretin yön değiştirmesi gerekiyor dedik işareti yön değiştirdik. Pekala biri karşı tarafa atarsanız da x küçüktür 1 bölü 8'den 1'i çıkardınız eksi 7 bölü 8 gelmiş oldu. X'in eksi 7 bölü 8'den daha küçük olması gerekiyormuş diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Tabii bir de x artı 1'in yani logaritmanın içinin sıfırdan da büyük olması şartını unutmuyorsunuz. Demek ki x eksi 1'den de aynı zamanda büyük olmalı. Eksi 1'den büyük olacak ve eksi 7 bölü 8'den de küçük olacak. O halde sevgili gençler bizim x'imizin çözüm aralığı işte burasıdır diyebiliriz. Eğer bu şekilde bir aralık istemiyorsa da x elemandır, eksi 1 açık eksi 7 bölü 8 açık aralık diyebiliriz. Biz bu sorumuzun çözümüne farklı bir gösterim olarak bunu kullanabilirsiniz. Evet. 6 sorumuza geçiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım ee, kağıdınıza veya ekrana baktığınız zaman x üzeri ln x eşittir e üzeri 4 gibi bir ifade verilmiş bize. Bu denklemin çözüm kümesi soruluyor. Öncelikle bizim bir şurada gördüğünüz üzere sayının üzerinde bir logaritmik ifade varsa biz buradaki ile buradakini yer değiştirebiliyoruz demiştik. Pekala. Şimdi şöyle düşünecek olursanız sevgili gençler sağ taraftaki soruya bir bakalım dilerseniz. Diyor ki x üzeri ln x. E şimdi hadi bakalım istediğin kadar baba tol ol. Buradaki x ile buradaki x'i yer değiştirdiğin zaman hadi bir kere daha değiştirelim. Hadi bir kere daha değiştirelim. Ne fark edecek? Hiçbir şey fark etmez. Dolayısıyla sen bu sorunun çözümünde sanki bunu kullanacakmış gibi hissetsen de onu kullanmayacaksın. Eğer bununla bunu yer değiştirdiğin zaman hiçbir şey fark etmiyorsa hemen şunu yapacaksın. Hocam ben her iki tarafın elenini alacağım diyeceksin. Ne işimize yarar? Şu işimize bakınız yazıyorum elen içerisinde x üzeri elen x eşittir elen e üzeri 4 yazdım. Şimdi dikkat ettiysen burada bir x var. Logaritmanın içindeki x bu elen x'i o halde ben bunun başına atabilirim. Yani elen x çarpı elen x eşittir. Bu dördü de başa atarsanız 4 çarpı elen e olacaktır diyebiliriz. Peki elen e kaçtı arkadaşlar? 1'di. 4 kere 1 de 4 yapar. O zaman ln x'in tabii ki karesi eşittir 4'tür diyebiliriz. Şimdi düşün bakalım. Neyin karesi 4? 2 veya eksi 2. O halde ben diyorum ki şöyle yapalım. ln x buradan ya 2'dir ya da ln x eksi 2'dir diyorum. Şimdi x'leri bulma zamanı. Bunun tabanı e. ve bunun tabanı da e. e'nin karesi x'e eşitse x e eşittir e karedir. E'nin eksi ikinci kuvveti x'e eşitse x eşittir e üzeri eksi 2'dir. Yani 1 bölü e karedir diyebiliriz. Peki çözüm kümesi sorulmuştu. O halde çözüm kümesi eksi 1 bölü e kare pardon eksi yoktu başında. 1 bölü e kare diyeceğiz. 1 bölü e kare ve e karenin ta kendisidir sevgili gençler. Bizim çözüm kümemiz iki elemandan oluşuyor ve cevabımız da budur diyebiliriz. 7. sorumuza doğru geçtik. Diyor ki bana 7'de logaritma x 3'müş ve logaritma y de 2'ymiş. 5 eksi log x kare çarpı y bölü logaritma x bölü y işleminin sonucunu bulunuz demiş. Bakın ben bunu şu şekilde yazarım. 5 eksi açtım parantezi. Logaritma x kare artı logaritma y biçiminde yazarım. Alt tarafa da bölü dedim. Alt kısmına ne yazacağız? logaritma x eksi logaritma y yazabiliriz. Çünkü <laughs> burada x kare ile y çarpıldıysa dışarıda bunların logaritmaları toplanmıştır. Burada x ile y bölündüyse dışarıda bunların logaritmaları çıkarılmıştır diyeceğim. Daha sonrasında da bakın burada logaritma x kare var ya bu 2'yi şuradaki gördüğümüz 2'yi ben sileceğim. Onu da başa fırlatacağım şu şekilde. Pekala şimdi bakın Logaritma x'lerin 3 olduğunu ve logaritma y'lerin 2 olduğunu bildiğimize göre ben bunları yerine yazabilirim. Eşittir dedim. 5 eksi açtım parantezi. 2 çarpı bakın log x 3'tü. 2 kere 3 artı log y de 2 idi. Artı 2 dedim. Daha sonrasında bölü ve e, logaritma x 3'tü. Logaritma y de 2 idi. 3 eksi 2 oldu. Şimdi üst tarafa bakıyorsunuz. 2 kere 3 6. 2 ekledim 8. 5'ten 8'i çıkardım. Eksi 3. 3'ten 2'yi çıkardım. 1. Ve böylelikle cevabımız ne olmuş oldu? Eksi 3 olmuş oldu diyeceğiz sevgili gençler. Bu şekilde gayet basit çözüm yapabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Sade ve net ve anlaşılır anlatmaya gayret gösteriyorum. 36. sayfamıza geçiyoruz. 8. sorumuz. Gayet klişe bir sorudur kendileri. Ve şu şekilde yapılır. 2 bölü logaritma 3 tabanında 144 demiş. Şunu ters çeviriyorsunuz. 2 çarpı logaritma 144 tabanında 3 diyorsunuz. Ve artı burası da logaritma 144 tabanında 2'dir diyorsunuz. Şuradaki 1 çarpıyı yazmadım. Aklında bulunsun. Pekala. Şu 2'yi 3'ün kafasına fırlatabilirim. Bu şekilde buradan gider. Ve sevgili gençler hadi bunu böyle götürelim. Daha sonrasında da 3'ün karesinin 9 yaptığını biliyorsunuz. Şuradaki 9 ile buradaki 2'yi ne yapacağız? Çarpacağız. Çünkü aynı tabanlı logaritmalar toplanıyorsa içlerinin çarpılacağını biliyoruz. O halde burası logaritma 144 tabanında 2 kere 9 ne yapar? 18 yapar diyebiliriz sevgili gençler. Bu işlemin sonucunu hesaplayınız demişti. Cevabımız bu olacaktır diyebiliriz. Logaritma 144 tabanında 18'dir diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum. 9. <laughs> sorumda. Log x artı log x artı 1. Küçüktür. Logaritma 5 eksi 3 x Bu eşitsizliğin çözüm aralığı sorulmuş. Öncelikle bakın burada toplanan logaritmalar var. O halde işlerinin çarpılması gerektiğini de biliyoruzdur. Logaritma neyle neyi çarpacağım? Buradaki x ile x artı 1'i Atırsanız x'i içeriye x kare artı x yapacaktır. Küçüktür denilmiş logaritma 5 eksi 3 x. Şimdi dikkat ettiyseniz bu logaritmaların tabanlarının 10 olduğunu görüyorsunuz. Biz bunlara bayağı logaritma diyorduk. Tabanları yazılmıyorsa tabanları 10'dur. Ve isimleri de bayağı logaritma, sıradan logaritma, basit logaritma, adi logaritma diyorduk. Hepsini diyebiliyoruz. <laughs> tabanları 10'sa Biliyorsunuz ki 10 yani taban birden büyükse buradaki işaretin aynısı içleri içinde kıyaslama yapılırken geçerli. Yani x kare ile x'in toplamı küçüktür. 5 eksi 3 x diyebilirsiniz artık. Ve burayı komple sol tarafa davet edelim buyursunlar. x kare eksi 3 x bu tarafa artı 3 x diye geçer artı 4 x. x'i bir de 5 dedik. Küçüktür 0 diyeceğiz. Sonrasında x'e x ve burayı da artı 5'e eksi 1 diye açmalıyım. x eşittir 1 ve x eşittir eksi 5 gelsin. Şimdi eksi 5 ve 1'i sayı doğrusu üzerinde sıraladıktan sonra tablomuzu oluşturacağız. şu şekilde. İkisine de eşitlik yok çünkü burada eşitlik yok arkadaşlar. İçleri boş olacak. x kare pozitif olduğu için baş kat sayısı da artı eksi artı diyeceğiz. Ve benden sıfırdan küçük yerleri istediği için de bu kısmı tarayacağım. Şimdi burada x'lerimiz nerede olmalıymış? Eksi 5'ten büyük, 1'den küçük. Tabii ki, tabii ki bir de gördüğünüz üzere burada x'in sıfırdan büyük, burada x artı 1'in sıfırdan büyük ve burada da 5 eksi 3 x'in sıfırdan büyük olması gerekli. O halde x sıfırdan büyüktür dedik. Buraya bakıyorsun x eksi 1'den büyüktür diyor. Şimdi o zaman ben şunu alırım. X sıfırdan büyüğü alırım. Neden? Çünkü sıfırdan büyük olan her sayı zaten otomatikman eksi birden de büyük olacaktır. Ben bunu kabul ediyorum burada. Bir de şuraya bakalım. 3x küçüktür 5 ve x küçüktür 5 bölü 3 dedik. Zaten burada bulduğumuz x'ler birden küçüktür diyordu. Birden küçük olan her sayı zaten bundan da küçük olduğu için bir sıkıntımız yok. Referans olarak bunu alacağım. Bir de referans olarak bunu almam gerekiyordu. Eksi 5'ten büyük olan her sayı sıfırdan büyük olmadığından ama sıfırdan büyük olan her sayı eksi 5'ten büyük olduğu için ben diyorum ki kardeşim x'ler sıfırdan büyük olacak birden de küçük olacak. İşte bunun çözümü de bu şekilde yapılır sevgili arkadaşım. 10. soru. Logaritma x eksi y eşittir. Logaritma x eksi logaritma y artı 1 eşitliğini sağlandığına göre x'in y türünden eşitini bulunuz demiş. Öncelikle logaritma x eksi y'ye zaten yapacağımız bir şey yok. Çünkü içerisi çıkarılmış bölünseydi çıkarma yapardık. Çarpılsaydı toplama yapardık ama çıkarılmış yapacak bir şey yok. Eşittir. Bak burada çıkarma işlemi var. Dolayısıyla sen şu kısmı logaritma x bölü y biçiminde yazabilirsin. Artı bir de birimiz var. O biri de logon yazalım olmaz mı? Çünkü bunların tabanlarının hepsi 10. Gördüğünüz üzere. Hepsi de 10. O yüzden log 10 yazdım ben buraya. Pekala. Bak burada da bir toplama işlemi var gördüğün üzere. Logaritma x eksi y yapacak bir şey yok oraya demiştik. Eşittir. Bak buradaki toplama işlemine göre de ben içlerini yani 10 x bölü y'yi çarparım. 10x bölü y'yi elde etmiş olur. Şimdi ne yapacağız? İkisini de tabanı 10. O zaman içler tabii ki logaritmaların içleri birbirine eşittir diyeceğiz. Yazalım. x eksi y eşittir 10x bölü y dedim. x'in y türünden eşiti de sorulmuştu. Şöyle diyelim şu y'yi bölüm durumdaki y'yi karşıya bir fırlatalım. x y, eksi y'nin karesi eşittir 10x diyelim. Olur mu? Daha sonrasındaki şu x y'yi sağ tarafa davet edelim. Eksi x y olarak buradaki gitsin. Ve sağ tarafı x parantezin alalım. Bakın eksi y kare kaldı sol tarafta. Şöyle x parantezinde 10 eksi y diyebilirim artık ben buraya ve burada bir çarpım durumundaki 10 eksi y'miz var onu ben karşıya bölüm olarak alırım <laughs> eksi y kare bölü 10 eksi y eşittir x ya da bunu sen farklı bir şekilde bulduysan şu şekilde de bulmuş olabilirsin y kare bölü y eksi 10 diye de bulmuş olursun İkisi de aynı şey eksiyle genişletilmiş halidir bu da bu da cevaptır. Bize x'in y türünden eşit sorulmuştu. Bakın gördüğünüz gibi x'in y türünden eşitlerini bulmuş olduk. Bir tane değil iki tane bulduk. Devam. 11. soru. <laughs> x üzeri ln x bölü x eşittir e kare. Bu denklemin çözüm kümesini bul demiş bize. Şimdi tabi yine görüyorsunuz. Burada x üzeri ln x var. x üzeri ln x var. Bir de bölü x'imiz var. Eşittir e kare denilmiş. ben burada ben burada şöyle bir şey yapabilirim bakın eşittir dedim x üzeri x üzeri ln x eksi 1 diyebilirim tabii ki burada ln x'den 1 çıkıyor tamam ln x eksi 1 değil ln x eksi 1 niye böyle bir şey yaptım çünkü hocam bak bunun kuvveti ln x bunun kuvveti 1 Üslü sayılardan düşün ee, birbirine bölünüyorsa aynı tabanlı ifadeler üstlerini çıkarıyorduk dolayısıyla çıkardım ve şimdi buraya yazacağım x üzeri ln x eksi 1 eşittir e kare diyebiliriz artık. Pekala ben buranın üs olduğunu biliyorum. O halde her iki tarafın elenini alalım gençler. Bir ön sayfadaki soru gibi bir üst sayfadaki soru gibi diyelim. Ve burada x'in kuvveti olduğu için başa atabiliriz. ln x'den 1'i çıkardım ve ln x yazdım. Eşittir 2'yi başa atarsan 2 çarpı elen e gelir elen e 1 olduğu için bunu yazmıyorum. Peki Bunu da içeri dağıtalım elen x'i Bakın elen x'in Karesi gelir Eksi bir tane elen x'imiz gelir 2'yi de bu tarafa davet edelim eksi 2 eşittir 0 olur Şimdi dikkat ettiysen bu ikinci dereceden denkleme çok benziyor Sen istersen elen x'e a deyip burayı a kare eksi a eksi 2 diye de yazabilirsin ama Bunu demeden şu şekilde sistem çalışır Burayı ln x'e ln x diye ayırırsın. Burayı da eksi 2'ye artı 1 diye ayırırsın. Çarpımları eksi 2'dir. Toplamları eksi 1'dir. Dolayısıyla artık şunu yazabilirsin. ln x eşittir. Şunun eksilisi yani 2. Ya da ln x eşittir. Eksi 1 diyebilirsin. Şu an soru neredeyse bitti. Bunun tabanı e'ydi. Bunun tabanı da e'ydi. O zaman e'nin karesi x'e eşittir. x e eşittir e kare. e üzeri eksi 1 x'e eşittir x eşittir e üzeri eksi 1 yani 1 bölü e. O halde çözüm kümemiz nedir sevgili gençler? 1 bölü e ile e karedir diyebiliriz. Doğru cevabımız bu olacaktı. Soru 11'i de çözdüğümüze göre 12. sorumuza geçebiliriz. <laughs> Logaritma x'in karesi eksi 3 log x artı 2 eşit 0. Şimdi bak bir önceki soruda 11. soruda öğrendiğimiz gibi bir taktik uygulayabiliriz. Ben Burayı logaritma x'e logaritma x diye ayırırım. Burayı da eksi 2'ye eksi 1 diye ayırırsanız bakın çarpımları 2 toplamları eksi 3'ü verdi mis. O zaman logaritma x bunun eksilisine eşittir. Yani logaritma x ya 1'dir ya da logaritma x eşittir bunun eksilisi yani 2'dir diyeceğiz. Buradan bunun tabanının 10 ve bunun tabanının 10 olduğunu biliyorum. 10 üzeri 1 eşittir x yani x eşittir 10. 10 üzeri 2 eşittir x yani 100 eşittir x. Sağlayan x değerlerinin çarpımı sorulmuştu. O halde 10 çarpı 100 derseniz cevabınız 1000 olur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap buydu. 13. sorumuza geçiyoruz. Tanımlı olduğu aralıkta. Hx eşittir kök içerisinde logaritma 3 tabanında 2x artı 1 artı 2 fonksiyonun tersini bulunuz demiş. Hadi bir daha yapalım bunu pekişsin. İlk olarak x'e uygulanan işlemleri yapıyoruz. Burada x'e önce hangi işlem uygulanmış? 2 ile çarpmış. Yazdım. 2 ile çarp. <laughs> İkinci uygulanan işlem 1 eklemiş x'e. 1 ekle dedim. Üçüncü uygulanan işlem 3 tabanında logaritma alınmış. 3 tabanında logaritma al. Dördüncü uygulanan işlem burayı da yazdım artık 3 tabanında logaritmayı. 2 eklemiş. 2 ekle. Ve son olarak uygulanan işlemde karekök al. Karekök al. Şimdi ben ne yapıyorum? Tersten başlıyorum. 5'ten başlıyorum. 1'e doğru gidiyorum. Fakat bütün işlemlerinde anti işlemlerini yapıyorum. Karekök almanın tersi nedir? Tabii ki karesini almaktır. Dolayısıyla eksin karesini alıyorum. 2 eklemenin tersi çıkarmaktır. 3 tabanında logaritma almanın tersi 3 tabanında üs almaktır. Bir eklemenin tersi bir çıkarmaktır. 2 ile çarpmanın tersi 2'ye bölmektir. O halde f'in tersinde x fonksiyonu işte budur diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız buydu. Bu şekilde fonksiyonun tersini alırsanız ne kazanırsınız? 1 hata yapmazsınız. 2 vakitten kazanırsınız. 3 yaptığınızdan emin olursunuz. Tamam şekilde ters alın. Diğer türlü ters alınırken bayağı bir matematiksel işlem yapmanız gerekiyor çünkü. Yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde ters alabilirsiniz. Haberiniz olsun. <laughs> 14. sorumuz. Logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel x ise logaritma 2 tabanında 15 faktöriyel sayısının x türünden eşitini bulunuz demiş. Şimdi bakınız. Ben logaritma 2 tabanında 15 çarpı 16 demeyelim. 15 faktöriyel çarpı faktöriyel düzgün yazalım. 15 faktöriyel çarpı 16'nın logaritma şunu alalım buraya arkadaşlar. Şöyle. Bunu sevgili gençler logaritma 16 faktöriyel olduğunu biliyorum. Çünkü 15 faktöriyelle 16'nın çarpımı 16 faktöriyeli verir bize. Şimdi ben sol tarafı şu şekilde yazacağım. Logaritma 2 tabanında 15 faktöriyel bakın burada çarpıldığına göre Demek ki daha öncesinde logaritmaları toplanmıştır bunların ve eşittir logaritma 16 faktöriyeldir x'ti. Buraya da x dedim. Şimdi şu bize sorulan. Ben buraya soru işareti dedim. Artı logaritma 2 tabanında 16 kaçtı? Bunu şu şekilde anlıyorduk. 16 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? E 4. eşittir x'tir diyeceğiz. Demek ki soru işareti de yani bize sorulana 4 ekleyince ben x buluyorsam bize sorulan şey x 4'tür. 4'ü bu tarafa atarak anlayabilirsiniz. Ve cevabımız da sevgili gençler budur diyeceğiz. Soru 15. Şurada yazıyor göremeyenler için. Logaritma 3 tabanında 2a ise logaritma 8 tabanında 36'nın a türünden eşitini bulunuz. Tam bir yazılı sorusu yine. Dikkatli dinleyin. Şimdi ben diyorum ki 3 tabanında 2'den 8 tabanında 36 elde etmeye çalışacağım. Bakınız, yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 3. Şimdi burada bıraktım. Niye iki tane bundan iki tane bundan yazdım? Şundan kaynaklı. Bakın arkadaşlar, bunlar toplanıyor ya, toplanıyorken işleri çarpılıyor değil mi? Bakınız, 2 kere 2 4, kere 3 12, kere 3 36. Oo, mis. Bölü diyorum. Bölü. Şimdi bakın ne yazacağım. Logaritma 3 tabanında 2. Logaritma 3 tabanında 2. Ve logaritma 3 tabanında 2. Ne yaptı? İçlerini bakayım çarpın. 2 çarpı 2 çarpı 2. 8. O da burada. Mis. Şimdi bak üst tarafı yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 36. Bölü. Logaritma 3 tabanında 8. Ne yapar bu? Logaritma 8 tabanında 36'nın ta kendisi yapar madem öyle cevabımız buymuş peki şu neydi a bu da a idi şu 1'di. bu da 1 aşağıda da 3 tane a var o halde cevabımız nedir biliyor musunuz a ile a'yı topladığınız 2 a 1 artı 1 2 yaptı bölü 3 a eşittir logaritma 8 tabanında 36 diyebilirsiniz artık bu cevabımızdır dedik sevgili arkadaşlarım güzel oldu Açıklayıcı anlatmaya gayret gösteriyorum demiştim. Umarım net bir şekilde anlamaya devam ediyorsundur sen de. Bu arada bu son sayfamız mı bir bakalım. Ee, yok hayır 24 tane sorumuz var. Güzel. 5 çarpı logaritma 3 tabanında x. Eksi 3 çarpı logaritma x tabanında 3 eşittir 2. Şimdi sevgili arkadaşım. Şu kısmı eğer sen a dersen yani 3 tabanında x'e a dersen x tabanında 3'e yani tam tersine 1 bölü a demek zorundasın. Bu şekilde denklemi bir daha okumayı denersem 5 çarpı a eksi 3 çarpı 1 bölü a 3 bölü a yapacaktır. Eşittir 2 diyebilirsin. Daha sonrasında ise bu kısmı e, paydasını eşitle 5 a kare eksi 3 bölü a eşit 2 yazarsın. A burada bölüm durumunda karşıya giderse çarpım olarak geçecektir. 5 tane a kare eksi 3 eşittir 2a yapacaktır. Bu 2a'yı da bu tarafa fırlatırsan 5a kare eksi 2a eksi 3 eşittir 0 denklemini elde edersin ki bu denklem ikinci dereceden bir denklemdir aynı zamanda. Sen artık burayı çarpanlarına ayıracaksın. Nasıl ayırabilirsin? İşte 5a'ya a dersin. Tamam daha sonrasında eksi 1'i artı 3 dersin ve bu senin ne işine yarar? Eksi 5a artı 3a eşittir eksi 2a yapar. Artı 3 kere eksi 1 de eksi 3'tü zaten. Demek ki 5a artı 3 eşittir 0'sa, bunu da şunu topladım 0'a eşitledim. 5a eşittir eksi 3 ve a eşittir eksi 3 bölü 5 yapar ya da a eksi 1 0'sa a eşittir 1 gelecektir. A'ları bulduk ama A'ları bulduk ama bizden neleri istiyor? X'leri istiyor. Peki A'dan X'e nasıl geçeceğiz? Tabii ki burası yardımıyla. Bakınız A dediğimiz şey logaritma madem 3 tabanında X bu eksi 3 bölü 5 bu da eksi 3 bölü 5'e eşittir. Ya da logaritma 3 tabanında X eşittir 1 diyeceğiz. Şimdi şu kolay X eşittir 3 gelir değil mi? Logaritma 3 tabanında 3 1 yapar. Bir de şuraya bakalım X eşittir 3 üzeri Eksi 3 bölü 5 diyeceğim. Bakın 3 üzeri eksi 3 bölü 5 eşittir x'di çünkü. Ee, çarpımlarını bulunuz demişti. Bakın burası 3 üzeri eksi 3 bölü 5 bir tanesi. Öteki de 3 yani 3 üzeri 1. Bunları çarparsanız 3 üzeri, 3 üzeri üstlerini toplayın arkadaşlar. 1 ile eksi 3 bölü 5'in toplamı nedir? 2 bölü 5'tir ki siz bunu şu şekilde yazabilirsiniz. 5. Ee, dereceden kök içerisinde 3'ün karesi yani 9. Ve cevabımız budur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Güzel oldu. Devam ediyorum. 4 üzeri ln x eksi 4 çarpı 2 üzeri ln x eksi 1 eksi 8 eşit 0 denklemin çözüm kümesi sorulmuş. Şöyle diyelim. <laughs> ee, biraz düşünelim. Biraz düşünelim. Tamam. Burada 4 üzeri ln x var. Peki. Burada 2 üzeri ln x var. Şöyle diyelim. <laughs> şu 4 üzeri ln x demek. Şu demek. 2'nin karesinin ln(x)'in kuvveti demek bu da 2 üzeri ln(x)'in karesi demek aynı zamanda. Burası anlaşılmış umarım Peki ben artık diyorum ki bu şurada dursun kenarda. Nereden geldiğini bilmek isteyen olacaktır. 2 üzeri ln(x)'e biz A diyelim arkadaşlar. O zaman şu kısım ne olur? A'nın karesi. Yani burası A'nın karesi olacaktır. Eksi. Şimdi şuraya bakalım. 4 çarpı 2 üzeri ln x bölü 2 üzeri 1 biçiminde yazabilirim. Bak sonuç olarak ne yapılmış burada? ln x'ten 1 çıkarılmış. ln x'ten 1 çıkarması demek aslında burayı 2 üzeri 1'e bölmüş daha öncesinde demektir. Çünkü ln x'ten 1'i çıkarırsın üssü sayılar aynı tabandaki üstü sayılar bölünürken. Burada 4 ile 2'yi sadeleştirirsen 2 yapar. E şu da a'nın ta kendisiydi. Demek ki artık şurası a kareydi. Yazıyorum bakın a kare. Yan taraf o zaman ne oldu? 2A. Burası da eksi 8 eşittir 0. Şimdi ikinci dereceden denklemi elde ettik. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çarpanlarını ayıracağız. Peki ayırmaya başlayalım. Bakın A ve A diye ayırdım. Burayı da artı 4 değil eksi 4. Ve artı 2 diye ayıralım. O halde A eşittir 4 ve A eşittir eksi 2 gelecektir. Peki A diye ben neye dedim? Arkadaşlarım a 2 üzeri ln x demiştik biz buna. 2 üzeri ln x eşittir 4 veyahut 2 üzeri ln x eşittir eksi 2 diyeceğiz. Şimdi dikkat edin, dikkat edin yanılmayın. Şuraya bakın 2 pozitif bir sayı. Ben bu pozitif sayının ln x ne olursa olsun hangi kuvvetini alırsam alayım sonucun pozitif çıkması gerekiyordu ki ama burada negatif çıkmış. Demek ki buradan kök gelmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. İkinci olarak 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? Tabii ki ikinci kuvveti demek ki ln x'de ne olacak? 2'ye eşit olacak. Elen x'e eşittir 2 ise buranın tabanı e'ydi. e'nin karesi eşittir x'tir. Yani x eşittir e karedir. Bizden çözüm kümesi istenmişti. Demek ki çözüm kümesi tek elemanlı olacak. O da e karenin ha kendisidir diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar tek eleman buydu. Çözüm kümemiz. Güzel soruydu. Devam ediyorum. 18. sorumuz. ABC üçgeni var. ABC üçgeni dik üçgen ve burada AB ile BC dik kenarlar. Dikten dik göre hemen aklımıza ne gelecek? Geometri hocalarınız da söylüyordur. Kenan hoca da söylüyordur. Dikten dik iniyorsa aklımıza ilk öklit gelecek. M kaçtır diye sorulmuş. M burası arkadaşlar. Pekala. Şimdi şöyle diyebiliriz. M'yi bulabilmek için. istediğiniz taraftan öklit yapabilirsiniz bu arada. Sıkıntı yok. Öncelikle mesela buradaki ikisi elde etmeye gayret gösterelim. 6'nın karesi 36 eşittir. Logaritma x tabanında 3 ile buranın tamamının çarpımı eşittir. Logaritma x tabanında 3 çarpı tamamı nedir? Logaritma x tabanında 3 artı logaritma x tabanında 27 diyebiliriz. Peki. Şimdi devam. Şu kısma bakalım içeriye. Logaritma logaritma x tabanında 81 yapar. E burası da hocam logaritma x tabanında 3 değil mi? Evet eşittir 36 dediğim. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Ben bu 36 eşittir yazdım. Logaritma x tabanında 3 yazdım. Çarpı burası da logaritma x tabanında sevgili arkadaşlarım 3 üzeri 4'tür dikkat ettiyseniz. Buradaki 4'ü de başa atabilirim. Başa attığım takdirde İsterseniz şunun başına atın ister diğerinin başına atın hiç fark etmez. Hadi buraya atalım. Şuradaki 4 gidecektir. Ve onu da şöyle silelim. Ve sevgili gençler buradaki 4 ile buradaki 4'ü de sadeleştiriyorum. Burada 9 kaldı. Logaritma x tabanında 3'ün karesi kaldı bakın burada da. Logaritma x tabanında 3 kere logaritma x tabanında 3 ne yapar? Logaritma x tabanında 3'ün karesi yapacaktır. Ve tabi ki bu da neye eşitmiş? Hop 9'a. Güzel. Neyin karesi 9'dur? Neyin karesi 9'dur? Tabii ki 3'ün karesi ve eksi 3'ün karesi. Şimdi logaritma <laughs> x tabanında 3 eşittir. Bir 3 diyeceğim. Bir de logaritma x tabanında 3 eşittir. Eksi 3 diyeceğim. Şimdi logaritma x tabanında 3'ün eksi 3 olabilmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil. Neden? Çünkü ak uzunluğumuz burada logaritma x tabanında 3'tür. Ve uzunluk negatif olamaz. Güzel kardeşim. O zaman bu gitti. Demek ki burası kaçmış? 3. Burası 3. Şuraya bakıyorsunuz. Burası 3 ise e, şurası 3 ise. E, şurası da 3'tü. Ben 3 neyi çarparsam? 36 yapar. E 12. O zaman burası da kaçtır? Tabii ki 9'dur. Demek ki burası da 9'muş. Burası 9, burası 3. Soruyu bitirdik. Neden diyeceksin? İkinci defa öklit yapacaksın. M'nin karesi. Yani şuranın karesi. Burası çarpı. Bu sefer buranın tamamı. Yani 9 çarpı 12'ye eşittir. Böylelikle m eşittir. Şunun karekökü 3. 12'nin karekökü kökü 2 kök 3. Demek ki m eşittir. Kaç olacak arkadaşlar? 6 kök 3 olacak diyebiliriz. Cevabımız buydu dedik. Tabi şöyle de yapabilirdiniz. Hocam burası 6 zaten burayı da 12'yi bulduk. 90'ın karşısı 12. Demek ki 30'un karşısı 6'ymış. Burası da 60'mış. 60'ın karşısı 6 kök 3'tür de diyebilirdiniz sevgili gençler. Evet Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu arada şurada şunu da fark edebilirdiniz. Ben 30-60-90 aklıma gelince bunu söyledim ama. Hani burada 9'u falan bulmadan önce şuraya 3 dedik ya biz en başta. Burası da 6'ydı. Demek ki hocam burası 30'muş. Burası zaten 90. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6, 60'ın karşısı 3 kök 3'tür derdin. Daha sonrasında buradan bulurdun. Gerçi 9'a gene ihtiyacımız varmış. Sıkıntı yok. Güzel. Devam ediyorum. 37. sayfamın sağ üst tarafında 19. durumla grafikte verilen logaritma fonksiyonunu bul demiş bize. Sadece grafiği böyle hiçbir şey vermeden 2-3'ü vermiş. Bulabilir miyiz? 2-3'ün haricinde bir sürü şey vermiş. Bir kere bu grafik azalan. Azalan bir grafik. Ve şunu da söyleyebiliriz ki 2'ye değmiyor. Yani bizim logaritmamızın içi x-2 olacak. Niye 2 yerine yazacağım? Tanımsız olacak çünkü değil mi? Peki, şimdi tabanımıza da A diyelim. 3'ü yerine yazınca da ne yapıyor sevgili gençler? 3'ü yerine yazınca da sonuç 0 geliyor. A üzeri 0 1 yapacak ya o yüzden. Çünkü burası 3 2 olursa 1 olur. 2 de 1 olunca sonuç 0 oluyordu. Şimdi sevgili gençler, bizim burada ki fonksiyonumuz budur. Hocam A'yı bilmiyoruz. Peki A hakkında yorum yapabilir misin? A hakkında yorum da yaparız. Bakınız. dikkatli dinleyin. Burada fonksiyonun sadece 2 3'ü vermemiş. Azalan olduğunu da vermiş. Azalan bir fonksiyon bu. Azalansa a dediğimiz ifade tabii ki 1 ile 0 arasında olmak zorunda. Yani pozitif basit kesir olmak zorunda. Burada a içinde bu yorumu yapabiliriz. Yani ola ki hani biz bu soruları şıksız çözüyoruz farkındaysanız şıksız çözmenin avantajları da şudur mesela. Sen burada şimdi F(x)'in bu olabileceğini söyledim ve a'nın da nerede olması gerektiğini söyledim burada. Sana böyle bir grafik verildiği zaman 2'yi verdi, 3'ü verdi. Şu soruyu sorabilirdi. Aşağıdakilerden hangisi hangi fonksiyonun grafiği bu olabilir diye sorulsaydı sana içerisi x eksi 2 olan bir sürü fonksiyon verilebilirdi şıklarda. Sen nereden seçeceksin bunu? Hocam işte şuradaki a mesela 1 bölü 3 olursa senin cevabın ne olur? Ama logaritma 2 tabanında x eksi 2 yazsaydı cevabı olmazdı. Neden? Çünkü 2, 2 birden büyük olduğu için tamam mı? 2 burada olduğu için fonksiyonu senin artan olmak zorundaydı. Yani şu şekilde olmak zorundaydı. İşte bu fonksiyonun grafiğinin yönü de yani artanlığı azalanlığı Buradaki çoğu yorumu yapmanı sağlayabiliyor. Haberin olsun. 20. sorumuz ve şu kısmı sileceğim. Diyor ki <laughs> logaritma 4 metre bölü saniye hızla hareket eden bir gemi var. Kendisiyle aynı yönde hareket eden ve logaritma 2 metre bölü saniye hızla hareket eden başka bir gemiye 3 çarpı logaritma küp kök 100 saniyede yetiştiğine göre bu iki geminin başlangıçta aralarındaki mesafe kaç metredir? Şimdi şöyle şurada A noktasında bir gemimiz olsun bir de şurada B noktasında bir gemimiz olsun. Burası da şöyle derya deniz arkadaşlar tamam mı? Şöyle bir denizdeyiz. Neyse bunu çizmeyelim. Çocuk sorusu gibi oldu. <laughs> Şimdi e, ve doğrusal bir yolda hareket ettiklerini varsayalım. Yani sonuçta A o kadar hızlıdır ki belki böyle böyle manevralar yaparak B'ye geçecektir. O yüzden düz doğrultuda olduğunu hayal edelim. Bunun hızı arkadakinin hızı logaritma 4'müş hızı ve öndekinin hızı da logaritma 2'ymiş. Ve sevgili gençler arkadaki öndeki gemiye şuradaki bir c noktasında yetiştiğini düşünelim. Ne kadar sürede yetişmiş? 3 çarpı logaritma küp kök 100 saniyede yetişmiş. Ya şunla biraz oynamak istiyorum ben. Gözüme çok takılıyor. 3 çarpı bakın ne yazacağım? Logaritma onun karesinin 1 bölü Üçüncü kuvveti yazacağım ki bu da 3 çarpı 3 çarpı logaritma 10 üzeri 2 bölü 3 yapacaktır. 2 bölü 3'ü başa atarsanız 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı logon dersiniz. Buradaki 3'ler gider. Buradaki logon da 1 olduğuna göre eşittir 2. Yani aslına bakarsanız şurada demeye çalıştığı şey diyor ki 2 saniyede yetişmiştir diyor. 2 saniyede yetişmiş. He tamam güzel. Şimdi logaritma 4 hızındaki gemi buna 2 saniyede yetişmiş. Peki ben buradaki mesafeyi nasıl bulacağım? Şöyle buluruz. Bakınız. Logaritma 4 dediğimiz şey logaritma 2'nin karesidir biliyorsunuz ve bu da 2 çarpı logaritma 2'dir. Hız hızları farkı 2 çarpı log 2'den log 2'yi çıkarırsan hızları farkı logaritma 2'dir. Ne kadar sürede yetişmişti? 2 saniyede. O zaman sen Aradaki farka x dersen Aradaki farka x dersen Hızla zamanı çarptığın zaman yolu Bulacağını biliyorsun o yüzden x eşittir Hızımız logaritmaki hızlar Farkı çarpı 2 saniye yetiştiğine Göre yol logaritma Bu 2'yi iki, 2'nin kafasına atabilirsin Logaritma 4'tür diyebilirsin yani Aradaki fark log 4 Metreymiş sevgili Gençler cevabımız buydu Tabi şurada illa logaritma 4'ü 2 çarpı log 2 şeklinde yazıp 2 log 2'den log 2'yi çıkarmana gerek yok sen zaten şundan şunu direkt lönk diye çıkarabilirsin. Nasıl çıkaracaksın? Log 4 eksi log 2 dersin. E hocam bu da logaritma 4 bölü 2 zaten. E o zaman logaritma 2 dersin hızları farkına. 2 saniyede yetiştiğine göre 2 ile logaritma 2'yi çarparsın ve buranın da logaritma 4 metre olduğunu anlarsın. Kilometre deseydik daha gerçekçi olurmuş. Çünkü logaritma 4 dediğimiz şey zaten 1 metreden daha küçük bir ee, olay. Ama yine de olabilir yani böyle bir soru. Gerçekçi bir soru olabilir, sıkıntı yok. 38. sayfamıza geçiyoruz tabi. 21. sorumuz. Şimdi bize diyor ki kimyada bir sıvının asidik veya bazik olup olmadığının ölçüsü pH değeri ile belirlenmekte. Biliyorsunuz pH değerlerini. pH değeri ise hidrojen iyonunun derişimine bağlıdır. Şimdi diyor ki pH şu şekilde hesaplanıyormuş bakın. Eksi logaritma hidrojen elementinin iyonu diyelim. Hidrojen iyonunun derişimi. H diyor ya. Tamam mı? Olduğuna göre hidrojen iyonu derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olan sıvının pH değeri sorulmuş. Bize zaten şunu vermiş. Bak H artıyı vermiş. Neymiş? 2 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 5'miş. Yok pardon 10 değil. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Şimdi ben neyi bulacağım pH'i bulabilmek için? pH eşittir eksi logaritma açtım parantezi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 dedim. Ve sen bunu şu şekilde de yazabilirsin. Eksi parantezinde şöyle diyelim logaritma 2 artı logaritma 10 üzeri eksi 5 de yazabilirsin. Sonuçta çarpıldığına göre arada toplanmıştır bunlar. Eşittir dedim. Eksiği koydum. Açtım parantezi. Logaritma 2'nin bana değerini vermiş. Neymiş? 0,301. Sen şu eksi 5'i buraya atarsan. Bak burası ne olur biliyor musun? Eksi 5 çarpı logon olur. E logon ne kardeşim? E 1. O zaman burası da eksi 5'miş. 0.301'den 5'i çıkaracağız. Ama ben 5'ten 0.301'i çıkarayım. E 5'ten çıkarırsak 4.699 yapar. 4.690 evet e, ama ben 0.301'den 5'i çıkardığım için eksi parantezinde eksi 4.699 yapacaktır eksiyle eksi de gider burada sevgili gençler işte pH değerimiz ortaya çıkacaktır 4.699 4.699 diyebiliriz biz pH değerimize şimdi e, 7'ye kadar olanlar 7'den küçük olanlar asidik oluyordu yanlış hatırlamıyorsam 7 nötr yani tuz oluyordu değil mi? Asitle baz tuz aynen tuz oluyordu. 7'den büyük olanlar bazik oluyor değil mi? Yanlış hatırlıyor muyum? Ee, mesela suların pH'ları 7'den büyük. Asit olsa içemeyiz değil mi? Bazik o zaman sular. E madem öyle demek ki doğru. Yani bu asidik olacak. Onu da sormamış ama onu da söyleyelim dedik. Bir kimya sorusu bu kadar deneysel çözülebilirdi. 5 üzeri 100 sayısı hesaplanarak sonuç böyle yeterince büyük bir kağıda sevgili gençler yazılıyor. Tamam bunu hesaplamışız 5 üzeri 100'ü. Elimizde hesaplayamayız. Standart bir hesap makinesi de hesaplayamaz. Profesyonel hesap makinesi lazım çünkü 5 üzeri 100 fevkalade büyük bir sayı. E, büyük bir kağıda yazılıyor. Uğraşıyor, uğraşıyor böyle. Yani sabahca anca bitiririz herhalde. 5 üzeri 100'ü hesaplasak e, sabaha kadar yok. Sabaha bulmaz ya. 5 dakika falan sürer bence yazmamız. Bilmiyorum kaç basamak olduğunu bakacağız. Yeterince büyük bir kağıda yazılıyor. Bu sayı yazılırken her basamağı kağıtta 1 bölü 3 santim yer kaplıyor. Yani mesela her basamağı derken şöyle mesela e, sayı hesaplanmış tık 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 gelmiş. Şurada mesela 557 yazıyor mesela tamam mı? Sonra devam ediyor. İşte mesela şu bir basamak kağıtta 1 bölü 3 santim. Burası 1 bölü 3 santim. Burası 1 bölü 3 santim. O zaman 3 tane basamak 1 santimetre kadar yer kaplıyor bu kağıtta diyelim. Kullanılan e, kağıdın uzunluğu en az kaç santim olmalıdır diye sorulmuş. Altta da şöyle bir bilgi var. Diyor ki logaritma 5'in kaç olduğuna ihtiyaç var fakat ben size güveniyorum bulursunuz demiş. Ben size bırakıyorum. <laughs> Bulacaksınız inşallah. Tabii ben de çözerken kullanmak zorundayım. Şimdi şöyle 5 üzeri 100 sayısı hesaplanarak ben bunun kaç basamaklı olduğunu bulurum önce. Kaç basamaklı olduğunu nasıl buluyorduk sevgili gençler? 10 tabanında logaritmasını hesaplıyorduk biz o sayının. Şöyle. Hesaplarken de 100'ü tabii ki başa atıyorduk. 100 çarpı logaritma 5 lazımmış demek ki bize. Logaritma 5'i nereden bulacağım? Şimdi logaritma 10'u biliyorsunuz. Logaritma 11 di Eksi logaritma 2 derseniz logaritma 5'i elde edersiniz. Ama logaritma 2'yi nereden bileceğim hocam? Ee, hocanız size bunu düşünerek bir üstteki soruda bunu gösterdi. Logaritma 2 0.301 O halde sevgili gençler şurada yerine yazalım. 0.301 1'den 0.301'i çıkarırsan 0.699 kalacaktır. Ve getirip şurada yerine yazarsan 100 çarpı 0.699 dedin. Bu da sevgili arkadaşım 69,9 yapar. Bunun tam kısmı 5 dakika bile sürmezmiş ya. 30 saniyede yazılır bence. Tık 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 yazılır değil mi? Kaç basamak yazacağız? Tam kısmın 1 ek diyorsunuz ve 70 basamaklı bir sayı olduğunu buluyorsunuz. 70 basamak. Güzel. Şimdi ne diyordu? Kar basamak 1 bölü 3 santim değil mi? E 70 basamak kaç santimdir? 70'te 1 bölü 3'ü çarparsın. 70 bölü 3 santimetreymiş. Bu tayının uzunluğu. Peki kullanılan kağıdın uzunluğu en az kaç santim olmalıdır? E, en az 70 bölü 3 santim olmalı ki tam sığsın. Değil mi? Cevabımız buydu. Güzel de soruydu. Log 5'te umarım kendin nasıl bulacağını e, hissetmişsindir soruya bakar bakmaz Diyor ki <laughs> İsviçreli bilim insanlarını bilmeyen yoktur. Yine bir araştırma yapmışlar bunlar. Hep de onlar araştırma yapıyorlar. Yani bir büyük bilim adamı insanının ee, şunu araştırdı, bunu araştırdı diye haberlerde görmek yerine hep İsviçreli bilim adamlarını görüyoruz. Ne hikmetse. Yine bir araştırma yapmışlar ve bu araştırmalara göre göl suyunun tatlılık oranı ile o gölde yaşayan balık sayısının arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlar. Suyun tatlılık oranı yüzde t ve balık sayısı 1000 k olmak üzere bu ilişki t eşittir 0.15 artı 0.1 çarpı ln k olarak elde edilmiş. Bu denklemlere göre yüzde 0.35 tatlılık oranına sahip bir gölde bak şimdi şunu kullanacağız. Şu kısım bize soruyu çözdürür. Şu kısımda yeterince bilgi var. Üst tarafta zaten çok bilgi yok. Ben orada goy goy yapmışım. Şimdi t neymiş arkadaşlar? Yüzde t. Ya o zaman ben şöyle yazacağım. 0.35 diyeceğim. Eşittir dedim. 0.15 artı 0.1 çarpı elen elen. Ne diyor bize? Ee, sahip bir gölde yaşayan balık sayısını demişti. Balık sayısını şu şekilde buluyor. 1000 kaydı balık sayısı. O zaman ben buraya elen k yazacağım. K'yı bilmiyorum. %0 buradaki balık sayısının yüzde 0.55 tatlılık oranına sahip başka bir gölde yaşayan balık sayısının oranı sorulmuş. O zaman 0.55 için de bir denklem yazalım biz. 0.15 artı 0.1 çarpı elen k diyelim yine. Hatta buna elen k1 diyelim, buna elen k2 diyelim ki birinci göl ve ikinci göldeki balık sayılarını karıştırmayalım birbirine. Şimdi şu 0.15 attın karşıya güzel kardeşim. Burası 0.20 geldi. 0.20 eşittir. 0.1 çarpı elen k oldu. Burada da 0.15'i karşıya fırlattım. 0.40 geldi. Ve bu da 0.1 çarpı elen k2 oldu. Burası k1'di. Şimdi şöyle düşünün. Ben 0.1'i neyle çarparsam 0.20'yi elde ederim? Ya da 0.2'yi elde ederim? E tabii ki 20 ile çarparsak. Doğru mu? E bir daha bakalım. 0.20 dediğimiz şey. sonra bakmayın. 0.20 dediğimiz şey de. Çok güzel bir çeldirici olmuş bak burada. 0.2'nin ta kendisidir değil mi? Yani buradaki sıfırın bir hükmü yok biliyorsunuz. O zaman 0.1'i neyle çarparsak 0.2 yapar? 2 ile. Demek ki ln a 1 eşittir 2 olacak. Bu 1. İkincisi. O zaman bu da 0.4 müdür hocam? Evet aynı öyledir. Buradaki sıfırın bir hükmü yoktur. 0.1'i neyle çarparsan 0.4 yapar? E 4 ile. Demek ki burası 4'müş. ln a 2 de 4 olacaktır. Şimdi bunun tabanı ne? E. E bununki de E. E kare eşittir K1 diyebilir miyim? K1 eşittir E kareymiş. E üzeri 4 de K2 olacak o zaman. K2 de eşittir E üzeri 4. Şimdi yukarı doğru çıktım. Balık sayısını nasıl buluyorduk biz? Binle çarpıyorduk. K değerini binle çarpıyorduk. Yani o zaman birinci gölde birinci göl eşittir. 1000 çarpı E kare. İkinci göl eşittir. 1000 çarpı e üzeri 4 olacak. Bize ne demişti? Oranını sormuştu. Birinci gölle ikinci göl oranlarsanız sevgili gençler. Binler gider. E kareyi e üzeri 4'e bölerseniz e üzeri eksi 2 ya da 1 bölü e kareyi bulursunuz. Cevabımız bu olacaktı diyebiliriz. <laughs> Güzel soruydu. Devam ediyorum. Bir son sorumuz bu arada. Değil mi? Aynen. Logaritma çalışma soruları aynen. Buradaki Linklerin ne işe yaradığını artık her videoda söylüyorum. E, unutmazsınız diye umuyorum. Tekrar e, kısa bir şekilde söyleyeyim. Ben sizin yeriniz olsam, ben öğrenci olsam, 2020 YKS'ye girecek sayısal veya iştaharlıkçı bir öğrenci olsam buradaki videoların bütün e, hepsini de açıklama kısmındaki linklerden PDF dosyalarını indirirdim. Ve bu PDF dosyalarını indirdikten sonra da hem kendim çözmeye çalışırdım hem de çözemediklerimi videolardan öğrenirdim çözümlerini. Neden diyeceksiniz? Sadece şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz soru bankalarında her testi çözerken bütün sorular muhteşemmiş diyemezsiniz. Denemeleri çözerken oha bu denemenin 40 sorusu var. 40 sorunun 40'ı da muhteşem soruymuş. Aşırı derecede zekamı geliştirdi diyemezsiniz. Aşırı derecede bakış açımı değiştirdi diyemezsiniz. Çünkü 40 sorunun 40'ı da mükemmel olamaz. Sen o 40 sorunun hepsi mükemmel olsa zaten bir denemede 40 soruda 40 soruyu 40 dakikada bitiremezsin. Şimdi ben ne yaptım? Buradaki soruların yani buradaki pdf'lerdeki soruların %70'inden %80'inden fazlası benim özenle seçtiğim soru. Yani senin soru bankasında çözerken oha soruya bak muhteşemmiş dediğin soruları seçmeye çalıştım. Yani senin bir soru bankasını çözerken toplamda 100 soruya bunu dediysen ben o 100 soruyu seçtim buraya işte. Bu pdf'lerde. Şuradaki xx'ler soru çözüm serisi. Mesela burada çıkabilecek sorular serisi aslında ve zor sorular serisi. 40 soru serisi sana konuyu tamamen baştan aşağı anlatan soru serisidir. TYT AYT 2021 kaliteli sorular ve hızlı konu tekrarı. Bak burada konuyu hemen kısa bir tekrar ediyorum. Mesela konu içerisinde bazı unuttuğun nüanslar olabilir. Burada hızlı bir konu tekrar alıyorsun. Daha sonrasında kaliteli 30 tane, 40 tane, 35 tane, 25 tane her ne alsa orada herhangi bir videoda farklı şekilde ee, soru sayıları değişiyor. Burada o soruları görüyorsun. Kaliteli soruları çözüyorsun. Limit türev integral soru çözüm kampı. Limit türev integral mezunsun mesela? Limit türev integralden tekrar yapmak istiyorsun. Çıktısını al, çöz, ve bak çözemediklerine bak, tekrarını yapmış olursun. Pandemide tam kapanma kampı. Burada bir programımız vardı. Zaten orada programı da görüyorsun. Ee, indirebilirsin PDF'ini. Bunların hepsi PDF'li. Hem de kaliteli pdf. Böyle baştan sağlama bir pdf değil ha. Tam pandemide tam kapanma kampı. Problemler kampı. 2020'de bu da konu anlatım kampı. Dileyen bunlara, buna da bakabilir. Orada da efsane soru çözümlerimiz var. Ben çok reklam yaptım. Kusura bakmayın. Başınızı ağrıttım. <laughs> 24. sorumuza bakalım. Bir futbol stadyumunda sadece tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru 132 desibel ile Galatasaray'a aittir. Güneş Rekorlar kitabında yazan bir bilgi bu. 18 çarpı logaritma 2 de eşittir 3 desibel olduğuna göre Galatasaray'ın ses rekorunu logaritmik olarak ifade ediniz demiş bize. Altta da kısa bir bilgi var. Beşiktaş'ın da aynı rekora sahip olduğunu biliyoruz. Fakat bu rekor kayıt dışı rekor olarak geçmekte. Beşiktaşlılar da üzülmesin diyoruz. Sonuçta çarşıda muhteşem bir taraftar grubu. Ben Galatasaraylıyım ama çarşıda iyi bir taraftar grubu yani. Şimdi e, kayıt dışı ne demek? Kendileri ölçmüşler. <laughs> o yüzden Güneş Rekorlar kitabını çağırmamışlar diyelim artık. Bunu böyle düşünelim. Çağırsalarmış e, bizim rekora ortak olurlarmış. Şimdi soru üst taraf biz burada diyeceğiz ki 10 çarpı logaritma 2 eşittir 3 desibeli veriyorsa bize acaba ne bize 132 desibeli verir diye düşüneceğiz. Peki 132 3'ün kaç katıdır bunu düşünelim. 132 sevgili gençler 3'ün 132 3'e bölerseniz 4 defa vardır. 13'ün içerisinde 12'nin içerisinde tekrar 4 defa vardır. O zaman ben şöyle diyebilirim bak 44 çarpı 10 çarpı logaritma 2'dir diyebilirim. Yani 440 çarpı logaritma 2 eşittir. 132 desibeli verir diyebiliriz. Ve bu da tabii ki logaritma 2 üzeri 440 olarak yazılabilir. Ee, soru olsun diye soru yazdım. Galatasaray <laughs> olsun diye. Galatasaray olsun içinde Galatasaray geçsin diye yazmışız soruyu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, tabii ki bir önceki sorular gibi. Ee, biraz böyle zorluk seviyesi. 5 civarında takılı kalmış bir soru. Mesela bir önceki soru 10 üzerinden 7-7,5 diyebiliriz ama on üzerinden 5 civarına takılı kalmış bir soru. Kusura bakmayın diyoruz. Evet bu da son soru. Son soru böyle esprili bir soru olarak kalmış olsun aklımızda. Dediğim gibi buradakilere sevgili arkadaşlarım tekrardan hatırlatmama gerek yok herhalde. Biraz daha kendimi övmeyeceğim. Sonraki konumuzda diziler arkadaşlar. Diziler e, videomuzda hemen bu videodan sonraki gün yani yarın yayınlanacak. E, tarihi 3 Kasım. 3 Kasım'da saat 11'de dizileri yayınlarım. Yine iki video halinde yayınlarım ben size dizileri. Bir sonraki günde de hatta dizilerin çalışma sorunlarını yayınlayacağım. Dediğim gibi sen e, bu sorular sana yetmeyecektir. Alabildiğine senin soru çözmen gerekiyor. Alabildiğine çözeceksin. Şimdi alabildiğine soru çözmek ne demek? Oturup kalk kalkıp soru çözmek demek değil tabii ki. E, yeterli miktarda yani anladığını hissedersin zaten. Sorular birbirini, senin için sorular birbirini tekrar etmeye başladıysa artık bu olay bitmiştir, tamam? Şimdi e, dedik ki yarın diziler işleyeceğiz. Diziler için sevgili gençler e, düşünmeniz gereken çok fazla bir şey yok. Hani şöyle yok, e, farklı bir konumu hiç tanıdık gelmeyen bir konumu. Yani logaritma mesela biraz öyleydi, değil mi? Hayır diziler öyle değil arkadaşlar. Biraz böyle heyetle işlediğimiz ardışık sayılardaki o formüllerin falan kullanılabileceği özellikle aritmetik dizilerde kullanacağız. Geometrik diziler biraz daha farklı ama aritmetik dizilerle ortak olan benzer özellikleri olacak diyebiliriz. Logaritma ne kadar senin için kolay geldiyse dizilerde o kadar kolay gelecek. Daha sonrasında trigonometri, limit, türev, integral ve arada da süreklilik var tabii ki konularımızı bitireceğiz. Evet isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da benim için ve kendiniz için. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.